Böyle basın açıklamamıza hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün Batı Karadeniz Şivesi'nin stand-up gösterilerini ve aynı zamanda Çalcuma'da yapacağımız bu gösterinin tanıtımını yapmak istiyorum. İlk yapmış olduğumuz İstanbul'dan çıkışımız ve ilk yapmış olduğumuz tanıtım bundan yaklaşık 7-8 ay öncesi Kocaeli'den başladık. Kastamonu'ya kadar yaklaşık 65 tane ilde belediye başkanlarıyla tanıştık. Belediye başkanlarımızın kültür müdürlükleriyle tanıştık. Aynı zamanda illerde de il kültür müdürleriyle tanışarak dosyalar sunarak bu Batı Karadeniz Şivesi'nin tanıtılacağının dosyalarını sunduk ve yaklaşık 6 ay öncesi Eylül'de ilk gösterimizi Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'nun önderliğinde ve İzmit Belediye'mizin Nevzat Doğan'ın desteğiyle İzmit'te ilk gösterimizi fuarda Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. İkinci ilimiz ise Yalova'da Vefa Salman'ın desteğiyle, belediye başkanımız Vefa Salman'ın desteğiyle bu şive bütün belediye, ilçe belediyelerine de tanıtarak ve burada da her türlü kalacağımız yer, kalınacak yerlerde bizi ağırladılar. Bu şiveyi burada da yine gerçekleştirdik. Tabii yine konuk sanatçı olarak da Kocaeli'de de Havvam sınıfını getirdik. Eşref Kolçak'ı getirdik. Benim programımın sonrasında söyleşi şeklinde halkla sanatçıyı buluşturduk. Merak edilen soruları sanatçılarımıza sordular. Ve bittiği zaman da gala yaptık. Sohbetler yaptık. Çok güzel, verimli bir program düzenledik. Yine Yalova'dan ayrıyeten yine Havvam sınıf sanatçılarımız ve Eşref Kolçak da geldi. Orada ayrıca bir başka bir gösteri daha yaptık. O da Nuri Alço geldi. Nuri Alço ile beraber de bonsai konusunda yarım saatlik bir kültürel amaçlı bir gösteri daha yaptık. Yani uyuşturucuya hayır destekli bir program daha yaptık. Yine bu programa bizim valilikten, emniyetten, kaçakçılık bürosundan da katılanlar oldu. Bize yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bize tiyatro kurmamızı ve bu tiyatronun başında olmamızı da teklif etti. Şu anda bu teklif onaylanırsa ayrıca de böyle bir çalışmamız da olacaktır. Bunu yine sizlere bir Zonguldak olarak buradaki basına da duyurusunu yapayım. Bu şu anda bu beklemede bir proje. Tabii Yalova'dan sonra Zonguldak'a geldik. Yaklaşık 2 aydır programlarımızı bu bölgede yapmaktayız. İlk programımızı Çalarazı Belediye Başkanımız Adnan Akgün'ün desteğiyle yine Havvam sınıfı sanatçılarımızı getirdik. Burada bu programı yine sunucusu bendim. Fıkralarla bu programı taşlandırdık. Yaklaşık 500 kişilik bir düğün salonuydu. 800 kişi geldi. Büyük bir katılım vardı ve yaklaşık 200-300 kişi de giremeden gittiler. En güzel gösteriyi de Çatalhaz'da yaptığımızı söyleyebiliriz. Yine buradan sonra yarısı günde Kilimli Belediye Başkanımızın desteğiyle, Ali Aslan Kılıç'ın desteğiyle burada bir gösteri yaptık. Yine Ali Aslan Kılıç, ben buradan kendisine teşekkür ederim. 2 ay boyunca Radartepe'de bizi misafir etti. Orada kaldım. Orada her türlü bizim gereksinimlerimizi de aynı zamanda giderdiler. Yine Kozlu Belediye'mizin Ertan Şahin'in desteğiyle Eşref Kolçak'ı getirdik. Eşref abiyle beraber bir gösteri yaptık, söyleşi yaptık. Çok güzel oldu. Yine Atatürk Kültür Merkezi'nde, Zonguldak'ta yine bir gösterimiz oldu.
Zonguldaklılar yine güzel bir destek verdiler. Şimdi ise Çarşuva'dayız. Allah izin verirse, kısmet ederse önümüzdeki 15-20 gün içerisinde burada da yine güzel bir gösteri yapmak istiyoruz. Gösterimizde Aytekin Karaağaç kardeşimle beraber sahne alacağız. İkinci sanatçımız Ramazan Aydemir de bizimle beraber olacak. Bugün burada olacaktı fakat hastası olduğundan dolayı maalesef gelemedi. Özürlerini bize bildirdiler. Allah nasip ederse, kısmet ederse bu arkadaşlara, dostlarla beraber inşallah sahne alacağız. Yine sahnemizin içerisinde oğlumuz Kiraz Mevsimi Doğan karakteri Burak Şahan Gönül Taş'ta. Yine Şevan'ın kardeşi olur kendisi. Okullarda da oğlumuzla beraber gösteriler yapmaktayız. Okul fıkralarıyla beraber bu şiveyi tanıtmaktayız aynı zamanda. Yine sol kolumda Simge Hanım, Simge Çoban da bizim şu an için sunucumuz. Simge Hanım'la beraber Allah nasip ederse yine Ercan Karakuş kardeşimizin programına katılacağız. Yine tabii ki Aytekin Karaağaç'la beraber bir program yapmak istiyoruz. Öyle değil mi Ercan Bey? Yine önümüzdeki günlerde Tavukçuluk Federasyonu Başkanı Osman Bayraklı'nın bize yapmış olduğu bir teklif var. 10 Mayıs'ta Allah'ın sivrilerse kısmet ederse bir festivalimiz var. Bu festivalin açılışını inşallah ben yapacağım. Anlaşmalarımızı yaptık her türlü. Yine belediye başkanımız Gökçebey Belediye Başkanımız da bizimle alakalı bir program yapacağını söyledi. Bu yaklaşık 10 gün sonra belli olacak. Bu konu hakkında şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Tabii ki Çarşuva'da oluşacak olan programımızda tabii Aytekin Karaağaç, Ramazan Aydemir ve de bizim ayrıyeten Çarşuvalıların bizleri desteklemesini istiyoruz aynı zamanda. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'nın bizi desteklemeleri istiyoruz. Kültür Müdürümüzle yine tanıştık. Destek vereceklerini ifade ettiler. Yine buradaki siyasi partiler, yine buradaki önde olan esnaflarımızın ve derneklerimizin bizi desteklemelerini istiyoruz. Bize ne kadar destek verirseler biz de o kadar sanatçı getirmeyi düşünüyoruz. Buradan önümüzdeki günlerde bizim yerel şivemiz olan Batı Karadeniz şivesinin, bizim folklarımız olan, bizim zenginliğimiz olan, bizim kültürümüz olan bu şiveyi hem tanıtmak hem bu bölgelerde yaklaşık 3-4 ay sonra skeçlerini çekmek istiyoruz. Ulusal televizyonlarda da bu şivenin öncelikle skeçlerle tanıtılması, daha sonra da dizinin de çekilmesini istiyoruz. Ben aynı zamanda çocuklarımla beraber de bu sektörün yaklaşık 10 seneden beri içerisindeyim. Ulusal televizyonlarda program yapmak çok zor bir şey değil. Ama buralarda program yapmak bizim için gayet zor bir şey. İnşallah bize bu bölgelerde belediye başkanlarımız ve bütün dernekler, bütün kuruluşlar, kurumlar bize destek verirseler biz de buradan en güzel bir şekilde bu programlarımızı yapıp halkımızın zenginliği olan şivemizi en güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Ayrıca bu bölgelerdeki olan işte nedir? Manda yoğurdunu tanıtmak, işte devreğin bastonunu tanıtmak, simidini tanıtmak gibi böyle bir projelerimiz var. Hatta skeçlerimizde de bunu ön plana çıkartıp tanıtmayı da düşünüyoruz. Bu bölgenin bütün zenginliklerini, bu bölgenin bütün folklarını, bu el işlemeleri olabilir, bu herhangi birisinin icadı olabilir. Biz bunu kesinlikle bizim yapmış olduğumuz programlarda en güzel bir şekilde bunu ön plana çıkartmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı yapmak istiyoruz. Tabii biz stand-up diyoruz. Stand-up'ın anlamı tek kişilik gösteridir. Kesinlikle benden aşağı böyle bir
niyetimiz yok. Halkımızı fıkralarla güldürmek, yani halkımızı kültürel olarak nasıl güldüreceğimizi de Türkiye'de bunu ispat etmek. Yani ailelerin, toplumun bizi en güzel bir şekilde, bizim dizilerimizi izlenilir bir şekilde ve sinema filmlerimizi de çocuğunu kolundan tutup ben işte Ercan Gönültaş'ın projesine, sinema filmine inanıyorum ve bu film izlenir. Bu bizim kültürümüz, bu bizim folklorumuz deyip belki de ilk defa hiç bizim kültürümüze, töremize, ahlakımıza, edebimize hiç vurmadan bizim kültürümüzü yansıtmayı ben Canı Gönül'den istiyorum. Halkımızın bizi desteklemelerini istiyorum. Ben tekrar basın mensubu arkadaşlarımın basın toplantımıza iştirak etmesinden dolayı bugün çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki basın toplantılarımda, bundan sonraki yapacağımız programlarda sizleri aramızda her zaman görmekten, bir Zonguldaklı olarak aynı zamanda bizleri yakından takip etmenizi istiyoruz. Biz yerel bir sanatçı değiliz. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Milli takım Opet reklam yıldızı olduğumu da buradan sizlere beyan etmek istiyorum. Bauma reklam aynı zamanda yıldızıyım. McDonald's reklam yıldızıyım. Yani bugün en kafa reklamlarda Allah bizi oynamayı nasip etti. Ve şu an Kertenkele'de oynayan Timur Acar'la beraber yaklaşık 1,5 sene öncesi Bebek İşi dizisinde Koca Baba karakterini canlandırdım. Ve orada gayet baskın bir rolüm vardı. Ve seçici bir sanatçı olduğumu da buradan belirtmek isterim. Asla kendi çevremde yüz kısaltıcı bir proje geldiğinde bunlara asla imza atmadım. Bunlardan bir tanesi de Recep İvedik 3'te karate hocası olarak onaylanmıştım ve oynamadım. Ve Recep İvedik 4'te de oğlumuzu onayladılar. Set içerisinde bize terbiyesizlik de yaptılar. Ve bu şahısla da aynı zamanda mahkemelik olduk. Ve neticesinde bu da benim karakter olarak, şahsiyet olarak ne kadar etik bir sanatçı olduğumu da göstermektedir. İleriki safhalarda, mahkemelerde benim haklı olduğumu da bütün insanlarım, bütün Türkiye bunu görecektir. Ben buradan tekrar yine basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii bizim en büyük eksiğimiz diğer şiirler ön plana çıktı. Biliyorsunuz ki bugün şivemiz yaklaşık bizim 20 tane yılda konuşulmakta. Sevgili dostlar, sevgili basın mensupları. 50-60 seneden beri konuşulan Doğu Karadeniz şivesi, yani Laz şivesi diye tabir ettiğimiz şiveyi kesinlikle kıskançlık yok. O yörenin insanları da bizim kendi insanımız. Onları tebrik ediyorum ben öncelikle. 2,5 milyon konuşanı vardır, aksiyonu vardır. Yani Rize, Trabzon, Artvin 2,5 milyondur. Ama bizim şivemiz ise yaklaşık 20 milyon insan tarafından konuşuluyor ve artı 20 tane ilde, burası çok önemli. Yani Kastamonu'dan başlayıp Karabük, Bartın, Bolu, Zonguldak, Düzce, Adapazarı, İzmit, Kandıra'ya kadar. Yine İç Anadolu bölgesinden Tokat, Amasya, Yozgat, Afyon'a kadar. Yine deniz kenarından Sinop, Giresun, Ordu, Samsun ve en çok gururlanacağımız, mutlu olacağımız işlem ise şivemizin başkenti var. Ankara. Ankara diyoruz. Anadiyiz mi? Anadiyiz değil mi? Anadiyiz. Ankara da bizim başkentimiz. Bununla da gurur duymamız gerekiyor ayrıyeten de. Tabii ki yine Çorum, Bilecik, Bursa ve Balıkesir dolaylarında da şivemiz etkin bir şekilde aynı zamanda konuşulmakta. Sevgili dostlar, yine Avrupa'da en çok işçi Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu tarafından ilk işçiler madende çalışmak için bu bölgelerde maden ocakları olduğundan dolayı da kendi madenlerinde çalıştıracak işçileri Almanya'da, yani Almanya'da bu bölgelerden gitmiştir. Şivemiz Almanya'da etkin bir şekilde konuşulmaktadır ve şivemiz inşallah ilk turnesi de
Türkiye'de tanıdıktan sonra skeçlerle beraber ilk turnemiz Almanya olacak ve Avusturya olacak, Belçika olacak. Bunu da şimdiden buradan bildirmek isterim. Ve bu bölgelerde de tabii ki şiveyi konuşan bütün statü, yani çocuk, genç, anne, baba, teyze, hala, dayı, bunların hepsini bu bölgelerden seçmek istiyoruz. Ve bu bölgelerde audition'lara çağıracağız Allah nasip ederse. Ve ilk çağıracağımız, oynatacağımız kişilerden bir tanesi de sanırım Ercan Karakuş olabilir. Tabii ki biz burada bizlere kim katkı verirse, bizim gönlümüz, kapımız herkese açık. Yeter ki bu şiiri ben konuşuyorum dediği andan itibaren biz ona fırsat vermeyi canı gönülden istiyoruz. Yeter ki konuştuğunu biz görelim, anlayalım. Herkese kapımız açık. Bu bölgelerde inşallah 4 ay sonra oyuncu bulmak için bir tane yer kiralayacağız ve audition'ları da bu bölgelerden alacağız. Bunun da duyurusunu şimdiden yapmış olalım. Bu yerel bir çalışma değil. Her ne kadar yerel görülse bile ulusal bir çalışma ayrıyeten. Ben bir de bir duyuru daha yapayım aynı zamanda. Çok merak ediliyor. Ben 6 çocuk babasıyım aynı zamanda. Her bir çocuğum aynı zamanda dizilerde oynamakta. En büyük oğlumuz Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şah'ın gençliğini oynamakta. Ayrıyeten de kameraman asistanlığı yapıyorlar. Geçen sene Kanal 7'de Hayat Dedim programı çekiyorlardı. Bu sene de Elif dizisini çekiyorlar. Süleyman Şah'ın gençliğini oynuyor ayrıyeten. İkinci oğlumuz Kiraz Mevsim'de Doğan karakteri zaten. Şeyman'ın kardeşi. Üçüncü oğlumuz da birçok yerlerde falan oynuyor. Dördüncü oğlumuz Ali Ercan Gönültaş. Şu anda Aşkın Bedeli'nde Azat karakterini oynuyor. Devamlı oyuncu orada. Yine Kamil Emirhan da birçok projelerde oynuyor. En küçük oğlumuz Muhammed Salih ise şu anda Bedel dizisinde Sarp karakterini canlandırmakta. Muhammed Salih Perşembe günü ATV'de Sarp karakteriyle şu anda ana kastır aynı zamanda. Oradaki ailenin torunu, oğlu, yeğeni durumunda devamlı bir oyuncu. Gayet güçlü bir karakteri var orada. Şımarık, zengin bir çocuğu oynamakta. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Bundan sonra bizi takip etmeyizi istiyoruz. Şimdilik bu kadar. En son dedi, kapağım buraya dedi, altındaki. Delirttiğim en dedi.